sohbeti ve eğlenceyi buluşturan program Açeli ile Gülümse Hayata bugün de dop dolu bir içerikle karşınızda. El İşi bölümünde ise yaratıcı fikirleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Fatma Aktaş Metin, kuru dallarla kapı süsü nasıl yapılır anlatmaya geliyor. Ay. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz sizi gördük, yine çok mutlu olduk. Ben hemen göstermek istiyorum. Hatta şöyle kafama takabilir miyim acaba? Şapkamız var ama küçük. Şapka olmadı mı? Bak hemen oradan. O Ekin, Ekin o. Ekin, Ekin, ben bunu kullanırım bir şekilde, biliyor musun? Olmadı mı? Olmadı mı? Fotoğraf çektiriyorum. Ben bunu kullanacağım. Oldu işte, oldu kadar. Evet, çok güzel yapmışsınız. Teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık, yüreğinize sağlık. Ne yapıyoruz bugün? Şimdi bir tane sıfırdan burada yapıyoruz. Tamam, yapalım hemen. Şimdi aslında bunları da ben yapıyorum. Bunu fakat mevsimi itibariyle sonbaharda birkaç ay sonra... Evet. Budanan ağaç dalları, salkım söğüt. Aha. Özellikle ağacın ismini de vereyim. Bunu çok soran var nasıl yapıldığını. Bir de yabani sarmaşıklar. Dallarını alıp sarılıyor. Onun sarmasını daha sonra gösteririz inşallah. Bu salkım inşallah. Söğüt. Bu yabani sarmaşık da var. Salkım söğüt de var. Hatta asma. Ay asma. Asma da tabii. Var. Bakın. Asma böyle biraz özellikle kuruyunca hani, evet. Üzümünü verdikten sonra. Evet. Tam da mevsimi geliyor artık, Ağustos. Evet. Sonu her şey. Evet, bir iki ay içerisinde yapabiliriz. Ağustos, Eylül'de yapabiliriz rahat, evet. Rahat. Şimdi hazır yapılmışları var elimde. Onunla bir süsleme yapalım. Ben hemen şöyle çocuk odasına ya da kapısına, duvarına yapabileceğimiz bir şey. Bir sürü alternatif. Evde kalmış böyle artık kullanmadığınız bir yerden çıkma çiçekleriniz vardır. Vazoda fazlalıklar olmaz, vardır. Olmaz olur mu ya? Her yerde. Nasıl değerlendireceğiz diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi şu çiçekleri kullanabiliriz. Rengi de uyuyor. Takmayı unuttuk. Fatma Hanım, siz her şeye herhalde materyal gözüyle bakıyorsunuz değil mi? Evet. Mesela doğada yürürken ben bu daldan ne yapabilirim acaba? Değil mi? O var böyle bir bakış açınız herhalde. Tabii ki. Şimdi öğrencilerim, kursiyerlerim bile söylüyorlar. Diyorlar artık çöp konteynerlerinin etrafına bile bakar olduk. Çünkü çöpten aldığımız sandalyeler, mobilyalar var. Onları da biz dönüşümle birlikte evde kullanılır hale getiriyoruz. En sevdiğim yani hobilerden, uğraşlardan bir, evet, tanesi bu oldu. Çünkü biz hep yeni bir şey alınca hemen şöyle düşünüyorum ben artık. Ya bunu yeni alıyorum ama işte bu 5 yıkamadan sonra ne olacak? Evet. Ya da işte evimde burada sıkılınca ben bunu nasıl değerlendirebilirim? Bize burada geliyorlar, tişörtlerden çanta yapıyoruz. Tişört, evet. Eskiyen tişörtlerden sizle boyama yapmıştık. Evet, evet. Çok önemli bir şey. Evet. Ya sonsuz seçenekler var. Biraz yaratıcı olmak, biraz araştırmak. Eğer kendi yaratıcılığınız yoksa araştırdığınız zaman şimdi internette her şey var, her şey var. Yeter ki değerlendirmek isteyin bir şeyi. Evet. Ben doğada o yüzden şey biraz var. Eskici gibi portakal oldum. Portakal kabuklarını kurutup, evet, tabii çiçek tarçınlara sarıp. Kuru çiçeklerin arasına ya da bu tarz çiçeklerin arasına düzenleyerek çok fazla... el yatkınlığınız olmasına gerek yok. Bir şeyi görürsünüz. Mesela şunu görürsünüz de burada, evet, hazır ya. Bir şeyler şunu vardı. Şimdi elinizde boyamanıza gerek yok. Tabii bunlar dönüyorlar. Dönsün dönsün, daha güzel. İşte şey, rüzgar çanı gibi. Evet, ben öyle düşündüm, çok şık, biliyor bir musunuz? Duvara, bir balkon duvarına. Balkon duvarına olabilir, evet, kapı olur. Üstüne olabilir. Şimdi ben bunları gelişi güzel yapıştırıyorum. İnanın ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Çünkü kafamda tasarlamadım. Bakın şunu hasır. Ay, bir şapkaydı o. Bir bebek odası için. Ay, şimdi biliyorsunuz hastane süslemeleri. Kapılarına, evet. Benim bu tür şeyde de kullanılır. Koyundu. Oo, çok hastane güzel. Ak koyundu. Hazır eşimizin soyadını aldığımız için Cergeli. Evet. Dedim ki bari kızıma hatıra ak koyun kalsın. Oo, ne güzel. Bütün hastane bizim ak koyundu. Oo. Bizim zamanımızda yoktu öyle şeyler. Şanslısınız o zaman. Evet, doğru. Çocuklarınız da meraklı mı? Çocuklarım
yapan biri olduğu için kendileri ellerini alıp yapamam, fikir vermekte çok iyi. Evet. Bir tanesi mimar, bir tanesi mühendis zaten. Evet, aslında el yeteneklerini inşallah annelerinden almışlar. Tabii, yani mimarlıkta özellikle biliyorsunuz estetik duygular çok önemli. Şimdi böyle Legolar gibi binalar da oldukça ülkemizde, etrafımızda. Estetiğe daha ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Böyle bazen üzülüyoruz. Ama onun yanında ben de yarı mimar oldum tabii. Evde çocuklar ne okursa biliyorsunuz anneler de ilgi alanları o işi oluyor. Öğrenmek zorunda oluyor biraz. Şimdi çok güzel oldu. Bir meleğimiz var. Şöyle koymak istiyorum ben bu meleği. Silikonla yapıştırıyoruz. Bakın yaptığımız hiçbir şey yok. Hatta bu tarz bebekleri hanımlar ellerinde de yapıyorlar. Evet. Şöyle. Süper. O da bir anahtarlık da onun ortasındaki bebek. Onu değerlendirdi. Güzelmiş, yandan da yapıştırırsan. Yine silikonumu sürüp yapıştırıyorum. Şuralara minik minik yapıştırmak istiyorum ben. Ama hiç elinize tabii silikon yapıştı mı? Çok. Silikonla yandı tabii. Yandı değil mi? Yapışınca. Hemen Meltem Hanım'ın söylediği çok güzel yumurta akı. Evet, evet biliyorum onları. Dediği gibi un. Soğuk su, buz ya da hemen buzdolabını açıp difrize yapıştırıyoruz. En pratiği evde olunca. Görmek istediğiniz yerleri, nerede neyi görmek istiyorsanız biraz dediğim gibi baştan beri şimdi zevkinize kalmış. Nereye? Onu da düşünün nereye koyabilirsiniz. Nereye şimdi koyalım? Bir tane daha aslında ben yapmak istiyorum. Bakın çok şöyle bunlar hazır çok, aslında ama elde de yapılabilir şeyler. Korkuluk. Korkun. Bundan korkmam ki ben. Şöyle şuraya koyalım bunu. Olur. Sanki yakışacak gibi geldi bana. Evet. Yakıştı mı? Evet. Bence yakıştı. Bunu öbür küçük şeye koymak şuna istiyorum. Değil mi? Evet. Hatta onu ikisini bir arada yapabilir miyiz? Süremiz ne kadar yapayım? Bilemiyorum. Tabii buyurun. Onu nereye, bir yere yapıştırın. Söyleyin. Şurada silikon. İstediğiniz yere yapıştırın onu çeviririz. Öyle varlak mi? Varlak bir şey çünkü evet. Elbim yandım galiba. Aynı güzel. Önemli. Hatta şöyle yapalım. Yayında yanmak. Aman ama çok kötü yakar. Yaktı vallahi çok güzel. Hissettirdi kendini. Ben buradayım diye hala da hissettiriyor. Olsun normaldir. Bunu istediğimiz kadar doldurabiliriz. Korkuluktan korkmaz dedim ya. Ben bundan korkmam dedim. Korkuttu kendini. Evet. Bayağı yandı. Olsun geçer. Böyle derlerdi. Büyüyünce unutursun. Bir öpeyim geçer der anneler. Anneler öpünce de geçer. Evet. Şimdi bunları mı yapacağız? Evet. Örneğin şu çelenk. Onun paspası da var takımı. Öyle mi? Evet. Şimdi paspaslara da... Çok güzel. Kapı girişine paspasıyla evet, çelenk. Evet. Çok güzel paspasıyla olur. Paspasıyla takım o. Çok doğru. Paspası biraz kirli olduğu için getirmedim. Onu birine yapmıştım. Hemen çok onun güzel kapısından aldım geldim. Bir de böyle oluyor değil mi yayına gelirken? Evet. Çünkü her an elimizin altında hazır bir şey olmuyor. Acil olunca. Çok güzel ama. Daha elinize kolunuza sağlık. Çok güzel olmuş. Evet. İstediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Ay, evet. Kurdelelerle süsleyebiliriz böyle. Birkaç şey alayım, birkaç renk. Çok güzel oldu. İçinde olan renklerden. Yine bakın şöyle. Bir düğüm attığımız zaman tek bir düğümle fiyonk yapmış fiyonk oluyoruz. Yapmış evet, oluyoruz. İkiye katladığımız ay, çok kurdeleyi. Güzel. Çok kolay şimdi gelsin vallahi. Evet. Şimdi onu yapacağız değil mi? Altına evet, hemen fiyonklarımızı takacağız. Yine şöyle bir tane daha. Fiyonkumuzu yaptık. Evet. Takalım. Şimdi bu kadar çok fiyonk yapmayacaktım da olsun, göstermek için. Şimdi hemen onu silikonla evet, yapıştıracağız. Silikon tabii işimizi pratikleştiriyor. Evet. Minik şöyle. Bunun da ortasına koyalım. Evet, onu da yapalım. O zaman en sonunu göreceğiz bitişte. Ben bir mutfağa gideceğim evet, izninizle. Tamam. Tamam. Şunu da yapacağım ben o zamana yapın, kadar. Yapın tamam. Bekliyoruz.
Hadi Fatma bakalım. Hanım, bu arada çemberlerimiz hazır. Ama ben bunlara bayıldım. Sizin olacak zaten değil mi? Ellerinize sağlık. Güle güle kullanın. Aslında gördünüz, Fatma Hanım, ne, söğüt müydü bu? Bu sarmaşık. Sarmaşık. Sarmaşık dalları. Asma yaprağı tam zamanı. Salkım söğütten de yapılıyor. Yani dönüm uzun olan bütün dallardan yapılıyor ama tam kurumadan. Tam. Yani şöyle yapıyoruz bizler. Üzümü koparıyoruz. Kalıyor ya dalı. Meyveyi aldık artık. Bütün kuruyanları topluyoruz. Güzel güzel sarıp böyle çelenkler yapıyoruz. Evet. Hazırları da satılıyor bunların. Hazırlar. Çemberlerimizi evet. yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Ben teşekkür Fatma ediyorum. İyi ki varsınız. Varsınız. Elinize kolunuza sağlık. Canım. Çok teşekkür ediyorum. Bir tanem benim. Canım. Siz bizim çiçeğimizsiniz. Siz çiçeklere güzel de bakıyorsunuz. Güzel de suluyorsunuz. Canım benim. Güzel böyle sevgiyle vakit ayırıyorsunuz. Evet, her şey aşkla güzel. Efendim, su gibi geçti. Hayat su gibi geçsin. Su gibi geçince belli ki sorun yok demektir. Bizim programımız ve sizle olan birlikteliğimiz de su gibi geçti efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.